Şu anda Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeyim. Kısa bir tur yapacağım. Eğer şanslı günümdeysem birçok hayvanı yakından görebileceğim. Ama erken saatler olduğu için büyük bir ihtimalle hayvanlar daha uyuyordur diye düşünüyorum. Neyse bakalım şansımıza bugün neler var. Kimleri görebileceğiz? Hangi güzel hayvanı çok yakından görme şansımız olacak? Merakla bekliyorum. Şu an sanırım hayvanat bahçesinde olan tek kişi benim. Çünkü inanılmaz sessiz ve hiç insan görmüyorum. Sen neymişsin? Herhangi bir yazı yok. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ama çok tatlı bakıyorsun. Sen de öyle. Çok güzel. Çok özel bir hayvansın. Şimdi aslanların olduğu bölümdeyim. Burada iki tane aslan var. Birisi dişi, birisi erkek. Geçen sefer geldiğimde erkek dışarıdaydı, dişi içerideydi. Şimdi tam tersi. Sanırım birazcık erken saatler olduğu için ikisi de şu anda uyuyor. Geçen sefer geldiğimde erkek aslan bayağı sinirliydi. Şuralarda dolaşıyordu, şuradaki ipleri koparıyordu. İşte yani hayvanların o anını görmek sanırım birazcık şans. Şimdi de Anadolu Başağı'nın ve Saz Kedisi'nin olduğu yerdeyim. Ancak ikisini de göremiyorum. Bugün şanssız günümdeyim. Bugün ayakta gördüğüm tek canlılar altın çakal oldu şu anda. Bu arkadaşlar da cüce susamuru. Şu anda güneşin keyfini çıkarıyorlar. Ayı da şu anda güneşleniyor. Burada ilk defa leoparı dışarıda görüyorum bu arada. İran leoparıymış. O da güneşleniyor. Çok güzel bir hayvansın. Keşke gözünü görebilsem.
Bir tane de şurada var ama ikisi de maalesef şu anda yüzünü göstermiyor. En sevdiğim hayvanlardan birisi penguen. Şu anda yüzüyorlar. Aman Allah'ım, jaguar. Bu kadar yakından görmek, üstten bakıyor, çok korkutucu. Benden uzaklaştı. Şimdi aslanları görmek için tekrar yukarı çıkacağım. Belki şansıma birazcık daha yaklaşmışlardır. Evet, sülümler. Baksanıza ne kadar güzel. Sen de çok tatlısın. Tabii bir leopar kadar değil. Bakalım ayılar kalkmışlar mı? Maalesef. Maalesef. Bu arkadaşımız hala yatıyor. Şu anda ayılar yok ama bir keresinde burada ayıların beslenme saatine denk gelmiştim. Tam şurada besleniyorlardı. Bakıcıları tarafından. Çok güzel görüntüler vardı. Viyana'daki hayvanat bahçesinde şunu gördüm. Hayvanların beslenme saatleri yazıyor. Her hayvanın beslenme saati ayrı. Siz bakıyorsunuz listeye. Saatine göre belli hayvanın yanına gidiyorsunuz. Onları çok daha özel bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada böyle bir uygulama yok. Evet. Anadolu başağı hala ortada yok. Yatmaya devam sanırım. Evet, aslanlarımız da yatmaya devam ediyor. Yalnız kuşların sesini duyuyor musunuz? Gerçekten terapi gibi. Harika bir melodi var. Belli ki birçok kuş türü var. Sesleri harika. Keşke siz de uyansanız. Tabii her zaman uyanık göremiyorsunuz. Canlı göremiyorsunuz yani böyle hareketli. Dediğim gibi hayvanat bahçesi bu anlamda birazcık şans. Siz yata durun. Ben başka yerlere gideyim. Ama tekrar görüşeceğiz. Sağ mongoslar. Sesi yankılı boynuzlu kuşmuş. Tamam, geliyorum. (Gülüyor)
Her biri değişik bir ses çıkartıyor. Bu sesler bunlardan geliyormuş. Türleri neymiş yazmıyor. Burada da çalıkçı kuş varmış. Nerede? Göremedim. Sen ne güzel bir kuşsun. Resmen şu anda şov yapıyorsun. Harikasın. Bakın hemen beni görünce hareket etmeye başlıyorlar. Neyse. Korkutmayalım. Gezdim, dolaştım, döndüm. Hala yatıyorsunuz. Neyse buna da şükür. Çünkü dediğim gibi önceki geldiklerinde hiç dışarı çıkmamışlardı. İlk defa böyle dışarıda görüyorum. Eşekler. Ve burada lamalar. Japon turnasıymış bu arkadaşlar da. Evet, timsahların olduğu yere geldim. Şu anda görünürde bir timsah yok. Gerçi olsa da fark etmez. Heykel gibi duruyorlar saatlerce. Çok hareket ettiklerini görmüyorsunuz. Burada olmamalarının sebebi burada yazıyor. Grivet maymunları. Şu anda görebiliyor musunuz? Bakın bir tanesi tırmanmaya başladı yukarı. Birçoğu da şurada. Maalesef sürüngen evi ve akvaryum alanı kapalı virüsten dolayı. Şu anda buraları gezemiyoruz. Evet, alageyikler. Hepsi oturuyor şu anda sessizce. Şu gördüğümü gördünüz mü? Yanaşamadım. Ciddi söylüyorum, o kadar büyük ki şu anda yanaşmaya korktum. Harika. Muhteşem bir canlısın sen. Hayvanlar aleminin kralı bence. Harikasın. Belki aslanları yakından görmedim ama daha çok sevdiğim kaplanı bu kadar yakından net bir şekilde ve defalarca görmek çok güzeldi. Bu muhteşem canlımız tur ata dursun. Ben de sizlere birkaç bilgi vereyim. Bu Sibirya kaplanı olarak geçiyor. Rusya ve Asya bölgesinde yaşıyormuş. Sibirya kaplanı dünyadaki en büyük, en güçlü ve en tehlikeli kedi türü olarak biliniyor. Maalesef kemikleri ve bazı iç organları Çin tıbbında, geleneksel Çin tıbbında malzeme olarak kullanılıyor. Bu nedenle soyu şu anda tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Burada diyor ki etçildir diyor. Bunu söylemeye gerek yok. Bu kaplan 10 yaşındaymış. Ağırlığı 350 kilo kadarmış.
Gerçekten devasa ama dediğim gibi hayvanlar aleminin bence en güzel, en görkemli hayvanı. Kesinlikle kaplanlar. Şimdiki durağımız şempanzeler. Bunlar da çok özel hayvanlar. Anlatmaya gerek yok sanırım. Bazen çok neşeli oluyorlar. Yavruları falan oluyor şurada. Oynuyorlar. Ama şu anda hiç öyle görünmüyorlar. Şu anda öğlen yemeklerini yiyorlar sanırım. Gel bakalım buraya. Düştü, canı acıdı sanırım. Hemen geldi, yastığa sarıldı. Canım mı acıdı? Düştün mü sen? Bakmıyor. Düştü, canı acınca gelip yastığa sarıldı. Baksanıza. Bakar mısın buraya? Çok kızgın görünüyorsun. Jaguar'ı böyle her zaman hareketli bir şekilde göremiyorsunuz yakından. İlk defa hayvanat bahçesinde Jaguar'ı da böyle çok yakından hareketli görüyorum. Çok güzelsin. Ancak ben devam etmek zorundayım. Sonunda aslanlarımızdan birisini ayakta görebildik. Erkek olanı. Ancak o da kendi bölmesinde olduğu için biraz uzakta. Dişi hala yatıyor. Bugünkü gezimin sonuna geldim. Bazı noktalarda şanslıydım. Bazı noktalarda şanssız. Ama her türlü güzeldi.